2020'deki Sivrice merkezli depremin ardından hasar gören ve restorasyonu yapılan yeni cami, aslına uygun olmayan düzenlemeler, ibadete açılmasında yaşanan gecikme, beton bloklar, Malatya için alakası olmayan ve çok yüksek maliyetli Medine şemsiyeleri, yetkililerin yapması gereken bunca iş varken makamına duşa kabin yaptırması ve saltanat sürebileceği bir yer haline getirmekle uğraşmasıyla gündemden hiç düşmemişti. Bu kez de tarihi yeni caminin abdesthane yerlerinin yanına 100 kW'lık elektrik panosu yapılarak insanların hayatı hiçe sayıldı. Saltanat süreceği bölge müdürlüğü binasıyla titizlikle ilgilenen vakıflar bölge müdürü Adem Bacanlı, asli görevi olan yeni cami restorasyonunu baştan savma düzenlemeler yaparak umursamaz tavırlarını sürdürmeye devam ediyor. Caminin ön kısmında bulunan abdesthane yerlerinin yanı başına 100 kW'lık elektrik panosu koyulması bunun nasıl bir sorumsuzluk olduğunun göstergesi oldu. Her gün binlerce insanın kullandığı abdesthanelerin kaçak elektrik esnasında ölümcül sonuçlar doğuracağının farkında bile olmayan bölge müdürü Adem Bacanlı, böyle bir durum karşısında nasıl hesap verecek merak ediyoruz doğrusu. Yapmış olduğumuz bunca habere rağmen ihmalkarlıklarına devam eden bölge müdürünün basını yok saydığı su götürmez bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde ulusal bir ajansa beyanda bulunarak işlerin yolunda gittiğini ve herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirse de durumun tam tersi olduğu apaçık ortada. 2022 yılı Ramazan ayında yani Nisan'da henüz restorasyon çalışmaları tamamlanmamışken göz boyamak adına apar topar ibadete açılan tarihi yeni cami için cevaplanması gereken birkaç soru yok mu sizce de? Sorulardan ilki cami restorasyon çalışmaları tamamlanmadan ibadete neden açıldı? İkinci soru inşaat alanında vatandaşlarımız kazaya uğrarsa sorumlusu kim ya da kimler olacak? Sorulardan bir diğeri makamlara verilen önem Malatya'nın tarihi yerlerine neden gösterilmiyor? Başka bir soruysa bölge müdürü tarihi yerlerdeki çalışmaları denetleyeceği yerde yemek ziyafetlerine katılmayı tercih ediyor. Malatyalı olmayışı bunun için bir etken mi? Ve yine soruyoruz, yüce devletimiz tüm bu makam sahiplerine maaş öderken kendilerine saltanat sürecekleri alanlar oluştursun diye mi veriyor yoksa halka hizmet yapılsın diye mi? Merakla yanıtını beklediğimiz soruları siz değerli takipçilerimizin huzurunda sormak istedik. Yapılan bunca ihmalkarlığın takdirini kamuoyuna ve Malatya halkının vicdanına bırakıyoruz.